İnsan İnsana programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Umarım güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Ben Doğan Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Bu İnsan İnsana programında sohbetler içerisinde yaşamı sizin evinize getirmek istiyoruz. Ve bazen konuğumuz oluyor. Bugün özel bir konuğumuz var. Bu konuğumuzun adı Tayfun Karataş. Şimdi Polat'cığım. Ben sorayım size de anlatın hocam. Tayfun Bey'in hikayesini. Tayfun Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ağırladığınız için, misafir ettiğiniz için. Tayfun'cum hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Benim internet sitesini takip edenler biliyorlardır. Zaten biliyorlardır hocam ama ben şeyini de söyleyeyim. Tayfun Bey Fasat Ticaret ve Sanayi Odası'nın başkanıdır. Evet. Doğan Hocam bir konuşma yaptı sizde. Şimdi Doğan Hoca bir sürü yerde konuşma yapıyor ve bu konuşmalardan sonra da biz genelde bir değerlendirme yapıyoruz. Siz döndüğünüzde çok heyecanlı döndünüz hocam. Evet. Ve ya Tayfun Bey diye biriyle tanıştım, programa davet edelim dediniz. Ne gördünüz hocam Tayfun Bey'de? Yani niye getirdik biz bugün Tayfun Bey'i? Evet. Polat'cığım, Tayfun Bey'in önce heyecanı beni etkiledi. Gözlerindeki ışıltı. Ve sohbet ettik. Beni Ordu'dan kendisi aldı. Fatsa'ya kadar götürdü. O sohbet içerisinde paylaştığı projeler oldu. Birbiri peşi sıra. Ve baktım sonu gelmiyor. Bir önce Fatsa'ya gelsek miyiz? Ve ekibiyle tanıştım. Sonra konferans ortamında oraya gelen arkadaşlarla tanıştım. Fatsalılarla tanıştım. Ve orada hakikaten bizim izleyenlerimizin, bu programın izleyenlerinin mutlaka tanıması gereken bir öykü olduğunu düşünüyorum. Ve o öyküyü de burada Verlak'ta oluştururuz diye düşünüyorum. Hakikaten Fatsa'da yaşayan biz bilinci var. Ve biz bilincinin takipçisi, uygulayıcısı, yaşayanı, ondan mutlu olan bir insan var. İşte Tayfun Karataş burada karşımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Öyle bir tarif ettiniz, öyle bir sundunuz ki gerçekten bu motivasyonumuza bir kat daha arttı. Bu noktada burada bizi konuk ettiğiniz için başta yayın arkadaşı, yayın ekibine, sonrasında çok değerli size ve ekip arkadaşınız Polat Bey, canı gönülden teşekkür ederim. Fatsallar adına, Fatsa Ticaret Odası adına hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Böyle bir şansı bize verdiğiniz için, Fatsa'yı, bölgeyi anlatabilme şansı bize yakalattığınız için. Geldiğinizde de bu biz bilincini sizler görüp yaşama şansı yakaladınız. Ve bizim de bunları anlatma şansı yakalattınız. O yüzden sizlere de üyelerim adına, Fatsa Ticaret Odası adına, Fatsa halkı adına, civarında bulunan çok değerli o ilçeler adına canı gönülden teşekkür ederim. Çok aynı sağ güzel. Olun. Çok güzel, teşekkürler. Sağ olasınız. Evet. Ya şimdi siz tabii bunların uygulamasını birazdan anlatacaksınız. Fatsa'da yaptınız ama ben çok özelde şöyle bir şey görüyorum. Bir kere şunu söylemek lazım. Siz bu ülkenin normal vatandaşlarından bir tanesiniz değil mi? Evet, yani, hiçbir farkımız yok. Hepsiyle aynı. Özel bir aile, özel bir durum, özel bir geçmiş falan filan öyle bir şey yok. Ve ayrıca anladığım kadarıyla ticaretle de uğraşıyorsunuz. Evet. Sonra bir gün diyorsunuz ki ya ben eyvallah tamam ticaret falan filan yapıyorum ama ya burada bir hizmet imkanı var ve ondan sonra da bir başkan olmaya karar veriyorsunuz. Birincisi ben şeyden çok emin değilim. Yani bu işlerin bir Angarya boyutu vardır diye düşünüyorum. Bunlar bir yandan da insanın hayatını kolaylaştıran işler değil. Ancak öyle bir şeyin içerisine giriyorsunuz. Hadi girdiniz, oturun oturduğunuz yerde öyle bir durum dururken siz ya biz proje üretelim, burada daha iyi sonuç elde edelim gibi bir şeyin içerisinde oluyorsunuz. Niye böyle bir ihtiyaç duydunuz? Şimdi yani çünkü yapmak mümkün, evet ama bunu yapanlar da var. Yapanlar var, yapmayanlar var. O zaman yapanlardan bir tanesinden niye yapıyorların cevabını duymak lazım diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii bizim en son 2013 Mayıs ayı itibariyle yeni bir seçimle ikinci döneme seçildik. Evet. Öncesinde başkanlığımız 2009 Ocak ayı itibariyle başladı. Yaklaşık 5 yılı aşkın süreden beri görev yapmaktayız arkadaşlarla beraber. Tabii öncesinde ben ilk seçildiğimde antiparantezi belirtmek
var diye düşünüyorum. En genç oda başkanıydım. Türkiye'nin en genç oda başkanıydık. Tabii bu ünvanın size getirdiği belli sorumluluklar var. Kaç yaşındaydınız? 31 yaşındaydım. 31 yaşında. 31 yaşında tamam. Türkiye'nin en genç oda başkanı ünvanını taşıyorsanız hani size bir ünvan bazı şeyleri de peşi sıra katar. Doğru. Ve bu ünvanı taşıyabilmeniz lazım. Sadece sözde değil, özde de bu ünvanı yaşatmanız lazım. Ve bu noktada arkadaşlarımızla beraber gerçekten Fatsa'ya hizmet edebilmek adına, sadece tabii Fatsa Ticaret Odası sadece Fatsa'ya hitap eden bir kurum değil. Kumru, Korgan, Çamaş, Şatalpınar, Kapataş, Aybastı. Yani toplamda 7 ilçeyi içine kapsayan bir oda. Dolayısıyla bu 7 ilçede bölgenin kalkınması adına, bölgenin ileriye daha iyi yerlere gelebilmesi adına bir takım çalışmalara imza atmaya çalıştık bu 5 yıllık süre zarfında. Evveliyatına gelince sizin sorunuza istinaden, tabii bizden önceki yönetim kurulu başkanlarımız, ekip olan arkadaşlarımız Fatsa'ya güzel hizmetler yaptı. Hepsinden Allah razı olsun. Ve bu noktada gerçekten bizim de bu göreve gelmemizde onlar da etkin rol oynadı. Kamuoyu bu noktada etkin rol oynadı. Ticaretimizde belli bir noktaya gelmiştik. Artık ticaretimizin yanı sıra bölgeye de bir takım şeyler katabilmek adına bunu da en güzel adresi siyaset üstü kurum olarak adlandırdığımız Fatsa Ticaret Odası'nda bu noktada bizi itiledi insanlar. Anladım. Evet, bizim içimizde bir heves, bir heyecan vardı. Fakat kamuoyunun da beklentisi ve bizi oraya sürüklemesi böyle güzel bir göreve üyelerimizin de teveccühüyle Rabbim bize nasip etti. Dolayısıyla 5 yıllık zaman zarfında dediğiniz gibi oturabilirdik de. Fakat şunu bilmek lazım diye düşünüyorum. Herkesin oturduğu koltuğun hakkını vermek gerekiyor. Enerjiyi koltuktan değil, koltuğa enerji vermek gerekiyor. Dolayısıyla eğer bölgede biz kalkınmayı sağlarsak, gelişmişliği sağlarsak, şunu biliyordum ki herkesin geliştiği bir ülkede ben de gelişeceğim. Dolayısıyla bu bilinçten yola çıkarak, bu biz bilincinden yola çıkarak herkese bölgenin ekonomisine, bölgenin kalkınmasına, bölgedeki işsizliğe, bölgedeki yoksulluğa bizim de katkımız olması gerektiğini düşündük ve bu süreçte bu göreve talip olduk. 5 yıllıktan beri de bu görevi layıkıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz, hatalarımız muhakkak vardır. Ama bunu minimum seviyede tutarak maksimum seviyede bölgemize katkı sağlamak amaçlı ekibimizle beraber bunu yürütmeye çalışıyoruz. Evet. Ve bu noktada birçok hocam gibi değerli isimleri Fatsa'yla buluşturduk. En sonunda hocam getirmeyi uzun ısrarlar sonucunda getirerek çok değerli Fatsalılarla çok değerli hocamı buluşturduk. Evet. Kaymacığım, şimdi bizi tabi izleyenlerimiz ya bir şeyler olmuş ama acaba ne olmuş falan merak ediyorlar ya. Evet. Şimdi onun için böyle baştan bir başlasak böyle. Senin böyle ilk Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığında şöyle farkına varıp o başlattığın projelerden ilki hangisiydi? Şimdi ilki sizin de beraber geldiğinizi, ziyaretimizi ettiğimiz bizim mesleki eğitim kurslarımızda. Evet. Çünkü şunu biliyorduk ki bölgede bir işsizlik var. Göç göç veren bir bölge. Bu göçü tutmak, üzerine göç alabilmek adına bir takım çalışmalar içerisine girmemiz gerektiğini düşündük. Ve bölgeye ilk seçildiğimiz, odaya ilk seçildiğimde, ekonomik raporu elime aldığımda, baktım ki ekonomide tarımın payı %95 seviyelerinde. %95 seviyelerinde ve o tarıma, da çeşitli değil mi? Değil. Yani bir tane. Evet. Tarıma dayalı bir ekonomi var. Tarıma dayalı ekonominin tek gelir kaynağı fındık. Bu şu demek: fındık iyiyse ekonomi iyi, fındık kötüyse ekonomi kötü. Dolayısıyla bu noktada sanayinin, yani yılın 2 ayı değil, yılın 12 ayı bölgeye sıcak para akışını sağlayacak hizmetleri eğer kazandırırsak, yani sanayiyi ön plana çıkartırsak, bölgede kalkınma başlar diye düşündük. Hem kalkınma hem de istihdam artar diye düşündük. Ve bunların en başında şunu keşfettik. Fabrikalara gidiyoruz, kalifiye eleman sıkıntısı var. Evet. Yani insanlar, evet ben işçi almak istiyorum ama aradığım tarzda insan yok. Veya farklı il ve ilçelerden taşıma yoluyla insanlar geliyor. Siz de takdir edersiniz ki organize sanayi bölgelerinin en büyük etkini, yatırımdaki en büyük etken kalifiye eleman gücüdür. Ve bu noktada evet potansiyel bir şey var, eleman var fakat kalifiye değil. Arkadaşlarla birlikte oturduk, bunun kararını aldık. Dedik ki biz demek ki eğer elemanları kalifiye hale getirirsek, eğitirsek bu noktada sektör bunu aç ve bu sektör de bu noktada bunu destekliyor diye düşündük. Ve mesleki eğitim atölyesi kurduk. Tamam. Çok tuhaf bir hikayesi var. Evet. Sizin de bildiğiniz gibi. 50 metrekare bir yerde başladık. Evet. Orada sağ olsun Aslan Hocam ve Dilek Hocam var. Kız meslek lisesi de bu noktada bize destekçi. Üçümüz birlikte
Fabrikalar, önce fabrikalara sahipleriyle toplantık. Bizim böyle niyetimiz vardı. Bakın siz eleman yetiştireceğiz. Ya şimdi benim mesela bu hikayede en ilgimi çeken yerlerden bir tanesi bu. Şimdi meslek kursu açarsınız. Evet. Kursu açarsınız, insanları da getirirsiniz, orada eğitirsiniz. Fakat ondan sonra bunlar iş bulmadıklarında sizin kursun devamı falan gelmez. Aynen öyle. Yani bu dünyanın sırrı değil. Bu yapılmış bir şey, yapılan bir şey. Ama siz orada özel bir şey yapıyorsunuz benim anladığım. Gidip fabrikalarla toplantıya giriyorsunuz, evet, değil mi? Daha kuruluşundan. Daha kuruluşundan. Açılmadan önce kurs. Evet. İki tane öğretmen. Dilek hocam. Dilek hocamız ve Aslan hocamız. Aslan hocamızla ve iş sahipleriyle toplandığını. Evet, toplandık. Çok sektörün önemli. Taleplerini ve ne tarzda eleman istekleri, ihtiyaçları olduğunu belirledik. Evet, çok önemli. O ihtiyaçlara karşın ne tarz bir eleman yetiştirmemiz ve ne tarz bir müfredatı uygulamamız gerektiğini tespitini yaptık. Çok önemli. Ve bu noktada sağ olsun İşkur, Ordu İşkur İl Müdürlüğü de bu noktada bize maddi destek sağlama imkanı yarattı. Çok önemli. Gelen kişilere hem eğitim alıyorlar, bunun karşısında da ücret alıyorlar. Hani önceden şöyleydi hatırlarsanız. Evet. Para verip birine, eğitim alıyordunuz. Aynen. Evet. Birinin yanına çocuğunuzu çırak verdiğiniz takdirde üzerine para veriyordunuz. Evet. İşte derler ya, Allah devlete zeval vermesin. Bunun çok güzel bir örneği. Evet. Biz işi öğretiyoruz. Bunun yarısında da devlet günlük 20 lira cep harçlığı veriyor. Evet. Ki inanın o cep harçlığına gününü iple çeken, tabiri caizse halatla çeken insanlar var. O kadar insanlarımız ihtiyaç sahibi. Burada altını çizelim. Bu projeyi düşünüp devletin bu şekilde tavır almasında emeğe geçen herkese Allah razı olsun diyelim. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi böylelikle toplandınız, konuşuyorsunuz. İş adamlarıyla falan da konuştunuz. Hemen he dediler mi? Evet. Ne demek? Makine desteği de bizden de ifade Allah ettiler. Allah Allah. Demek ihtiyacın farkındalar. Farkındalar. Fakat tabii şu var. Hani derler ya, üniversiteyle sanayi bir türlü iş birliği var diye ifade ediyor. Fakat özünde öyle değildir. Hani bugün mühendis mezun olur ama oradaki fabrikadaki usta daha fazla bilgidir. Yani teoriyle pratik farklılık gösterir. Doğru. Bunun olmaması için bizim eğitimcilerimiz, o Dilek hocamla Aslan hocamı fabrikalara gidip oradaki istenilen elemanı da tespit ettiler. Ne tarzda bir eğitime ihtiyaç olmaları gerektiğini. Ay, hani pantolonla işte ceket birbirine uyum olması gerekir. Yani birbirinden farklı olmaması gerekir. Dolayısıyla onlar da o tarzda eleman, nasıl bir eleman istiyorlar? Ne tarzda bir eleman istiyorlar? Elemanı eğitirken veya biz eğitirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair orada bilgileri toparladılar. Evet. Kendilerine, yani yıllardan beri eğitim veren insanlar, fakat aslına bakarsanız çok fazla mesafe kat edemediğimizi anlamışlar. Yani eğitimle, teoriyle pratik çok farklı. Evet. Ve orada pratiği bizzat yaşayarak öğrendiler. Bu noktada gerekli donanıma sahip oldular. Bizler de atölye imkanını yarattık. Atölyeyi güzel bir şekilde müfredatıyla birlikte hazır hale getirdik. İşkur'dan destek aldık, maddi destek. Sonra atölyemizde sağ olsun kaymakamımızın emeği ve katkısı çok büyük. Kaymakam Bey de bize büyük bir yer verdi. İşte 25'ten sayıyı 50'ye çıkarttık falan. Bir dahaki kurs, sonraki kurslarda. O yüzden bir kolektif çalışma ürününü ortaya koyduk aslına bakarsanız. Ve o kursta bugün ilk başladığımız, 2010 yılında başladık biz bunu. 4 yıl oldu. Bugüne kadar 400 kişi eğitip iş sahibi yaptık, aş sahibi yaptık. Bunun yanı sıra 1500 yakın insanla birebir mülakatlarda bulunduk. Nasıl başarılı olduğunuz diyorsunuz ya. Evet, bu noktada seçerken çok seçici davranmaya çalıştık. Bunun yanı sıra mesleki eğitim yanı sıra ben her gün bir saatimi oraya ayırıyorum. Anladım. Bir işveren olarak. Nelere dikkat etmeleri gerekir? Neleri yapmaları gerekir? Derse giriyorsunuz yani. Aynen öyle. Derse giriyorsunuz. Ders demeyelim hocam bunun adına. Daha çok böyle sohbete bir telefon. Giriyorsun. Sohbet. Evet. Sohbet diyoruz. Güncel hayattan bir takım bilgiler veriyoruz. Sizin gibi değerli hocalarımdan aldığım bilgileri onlara sunuyorum. Aile hayatının ne kadar önemli olduğunu. Onu da anlatıyorsunuz. Anlatıyoruz. Dolayısıyla yani bir baktığınızda bitiren bir insan. Siz tam bir donandırma halinden bahsediyorsunuz değil mi? Yani sadece mesleki bir bilgiden, sadece işte ne bileyim teknik bir bilgiden değil. Aynı zamanda bu insanların yarın öbür gün iş yaşantısında insan olarak da sergilemesi gereken tavırlar, davranışlar, sahiplenme meselesinden bahsediyorsunuz ve ben şeyi çok etkili buluyorum bu anlamda. Yani sizin bize anlattığınız kadarıyla sizden giden elemanlardan sektör de memnun. Kesinlikle. Yani, Doğan Bey hocamla yerinde gidip tespit ettik, gördük orada bizzat. Evet. Gerçekten hiç unutmuyorum, bir fabrika sahibi şu ifadeyi kullanmıştı. Ya sizden gelenler bana bey diye hitap ediyordu. Hmm. Diye ifade ediyor. Evet. Ve daha fazla azim, daha fazla çalışkan, daha fazla
iş yerinin ahlak ve kurallarına riayet ediyor gibi söylemlerde bulundu. Bu da doğru yolda olduğumuzun göstergesi diye düşünüyoruz. Yani zaten baktığınızda birinci kursu biz 2010 yılında başladık. Bugün 9.sunu icra ediyoruz. 4 yıllık zaman dilimde bunu bu noktaya gelmişiz. Demek ki 9.sunu yapılıyorsa bu doğru bir şey. Evet. Ve birileri tarafından da bu noktada kabul görüyor diye düşünüyorum. Evet. Tabii 2012 yılından sonra çok değerli Sayın Genel Başkanımız Rıfat Hisarcıoğlu'nun da desteğiyle UMEM bunun bir nevi bir gerçeği büyük ölçeklisini yaptı. Ve sağ olsun onun da bu noktada desteğini esirgemedi bizde. Çok önemli. 2012 yılından beri de UMEM kapsamında bunları açıyoruz. Evet. Ama dediğim gibi her şeyin yüzünde şöyle değerlendirmek lazım. Güzel bir proje mi? Evet, güzel bir proje. Ama içinde öğrendiğimiz hayat hikayeleri bir bambaşka. Evet. Hep rengarenk. Ya, yani hocam biliyor bir kısmını. Ben Fas'tadayken beraber bir fabrikaya gittik biliyorsunuz. Şimdi giriyorsun, koridora giriyorsun. Ne bileyim işte 40-50 burada, 40-50 orada toplam belki 150 tane işi var falan. Şimdi yürüyoruz. Tayfun Bey'le yürüyoruz falan. Bazıları bakıyor, işine devam ediyor. Bazıları bakıyor, böyle gözle. Hoş geldiniz, nasılsınız? Nasıl gözler böyle? Tayfun Bey'i gördükleri zaman Tayfun Bey diyor ki işte kursumuzdan geçmiş, söylemene gerek yok diyorum. Belli oluyor zaten hemen böyle. Müthiş. Bu kurslarda siz konuşurken bir yandan iş hayatına bakış tarzı, değerler bilinci konuşurken aynı zamanda ailedeki temel değerler, insanla ilgili de değerler vermişsiniz. Beni çok etkileyen bir anne ve ilkokula giden bir çocuğun öyküsü var. Onu sizden dinlemek istiyorum. Evet. Yani çok hikaye var ama bunların içerisinde sizin de tespit ettiğiniz, benim ilk bunu duyduğumda ve o ortamda bulunurken tüylerimin diken diken olduğunu, hani erkekler ağlamaz derler ya, gözlerimin dolu dolu olduğu bir anı yaşadım. Gerçekten çok tuhaf bir hikaye. Tabii diyoruz ya, bu kursları biz yaparken hani Peygamber Efendimiz çok güzel bir söylemde buyurmuş. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır demiş. Biz de birilerine faydalı olabilmek için bu noktadayız. Bizi vesile kılınmışız daha doğrusu. O kursta o bayan kendisine dedi ki, kursa başladıktan belli bir zaman sonra dedi ki, bir şeyi itiraf etmek istiyorum diye söz istedi ben konuşma yaparken. Şimdi sohbetler yapıyoruz diye ifade ettim ya. O aslında dedi ki, Tayfun Bey, bir şey ifade etmek istiyorum. Buyurun dedim. Dedi ki, benim çocuğum birinci sınıfa gidiyor dedi. Ve okula başladığı günden bu yana kadar gerçekten çok sıkıntılar çekti dedi. Ve dedi, öğretmeni dedi beni okula çağırdı. Şu ifadeyi kullandı. Artık sınıfın çok gerisinde senin evladın. Ve bunu biraz daha sabredeceğiz. Eğer muvaffak olamadığımız takdirde farklı bir alanda, farklı bir işte rehberlik araştırma merkezi gibi bir kurumda değerlendireceğiz diye ifade etti. Sonrasında ben dedi, buradan bir maaş aldım dedi. İşte bu bizim 440 liralık maaş. Günlük 20 liralık karşılıkların toplamı diyorsun. Toplamı 440 liralık maaş. Alıyor ve çocuğuna doğum günü kutluyor. İlk defa. O kadar yok ki. Yani kendisinin yemeği yaparız. Çocuk kaç yaşlarında? Çocuk ilkokul 1'e gidiyor hocam. İlkokul 1'e gidiyor. 6-7 yaşlarında. Aynen öyle. Evet. Ve çocuğuna doğum günü yapıyor ve doğum günü hediyesi alıyor. Zaman geçiyor aradan. İlk defa. Öğretmeni çağırıyor veliyi tekrardan. Diyor ki, bu çocukta ne oldu? Hani evde bir problem mi vardı, çözüldü? Evde bir sıkıntı vardı mı? Bu çocuk bir anda bir değişkenlik gösterdi. Bunun sebebi nedir diye sorduğunda öğretmeni, herhangi bir şey yoktu halbuki diye ifade ediyor. Bir doğum günü yaptım. İşte bir hediye aldım. İlk defa doğum günü yaptım. Sanırım ondandır diyor. Öğretmeni diyor ki, evet, muhtemelen ondan. Çünkü çocuk arkadaşların tamamıyla paylaşmış, artık konuşmaya başlamış ciddi boyutta. Ne kadar mutlu olduğunu ifade etmiş. Ve bunu kadın o sınıfta anlatırken hüngür hüngür ağlayarak anlattı. Anlattı, evet. Yani evet, böyle kurslar yapıyoruz ama sadece cebindeki parasının artmasına değil, aslına bakarsanız aile içindeki ufak tefek sıkıntıları, pürüzleri rutuşlamayı da bu noktada etkin rol oynuyor diye düşünüyorum. Burada izin verirseniz ben değerli izleyenlerimiz için bir gözlem yapmak istiyorum. İki gözlem. Bir tanesi, ne güzel o anneye ki o 440 liranın 40 lirasını çocuğuna bir hediye almak için, doğum gününü kutlamak için ayırdı. Çok etkiliyor beni bu. Bu annenin bilincinin doğru olduğunu da altını çizmek istiyorum. İkinci gözlemim de o. Çocuğa
sen değerlisin mesajını verirsen o da o değerin içini dolduruyor. Yapması gerekenleri yapmaya başlıyor. Bu çok önemli. Yani annenin o bilinci olmasaydı pek işe yaramazdı ama evet, ikisi belki birleşti ve çok önemli bir sonuç olmaya başladı. Evet, belki o çocuğun eğitim yaşantısı, ilerideki yaşantısı belki risk altındaydı ilerleme noktasında. Fakat bakın bir doğum günü, bir hediye sizin de çok güzel ifadenizle nelere getirdi işi. Öne açıldı artık. Aynen öyle. Yani evet. Dolayısıyla bizim bu kurslarımız birilerini iş sahibi yapabilir ama diğer taraftan özünde evin içindeki o ruh halini değiştirmesi çok daha büyük. O ama benim gördüğüm kadarıyla sizlerin kişilikleriyle ilgili bir şey. Yani böyle bir kısmını tasarlamayabilirsiniz. Ya böyle de bir saat sohbet olsun, biz bu insanlarla burada bir şeyler paylaşabiliyorsak paylaşalım demeyebilirsiniz. Ayrıca bu sıkıntılı da bir şey. Ya gideceksiniz, konuşacaksınız, zaman ayıracaksınız. Siz oda başkanı değil misiniz? Ne işiniz var böyle bir şeyle? Yani netice itibariyle benim hoşuma giden veyahut da bunu biz bilinci diye adlandırdığımız yeri de söyleyeyim o zaman. Çünkü baktığınız zaman aslında neticede siz bir görev yapıyorsunuz. Hı-hı. Ve görev tanımınız içerisinde bölgede istihdam yaratmaya da niyetli olabilirsiniz. Bölgede ticaretin gelişmesine de niyetli olabilirsiniz ama ana görevinizi ifa ederken öyle bir tavır içerisinde oluyorsunuz ki ondan dolayı biz bilinci oluyor bu. Evet. Yani yoksa evet bir kurs açtınız, insanlar geldiler ama siz takip ediyorsunuz sonrasında ne oldu ne bittiğiyle ilgili. Tabii, tabii. Bunlara birer tane rakam, birer tane sayı, işte bizim senede bilmem kaç kişi eğitirsek iyi olur, fabrikalara kaç kişi yerleştirirsek iyi olur gözüyle bakmıyorsunuz. Evet. Hakikaten hepsi gelsinler, hepsi bir konuyla ilgili belli bir noktaya gelsin diyorsunuz. Ayrıca ya bunun bölgeye bir katkısı olur diyorsunuz. Kesinlikle. Yetişmiş elemanın burada olması dışarıdan buraya sermayenin gelmesini sağlar diyorsunuz. Ki de çok doğru tespit yaptınız. Buna da gerçek anlamda bir katkı sağladı, bir etki yarattı. O atölye özünde belki küçük ama maneviyatı büyük olan atölyenin sağladığı, yatırıma dönüştürdüğü 2-3 tane fabrika var. Tabii. Size özellikle sohbetimizde de ifade etmiştim. Yani atölye sayesinde biz 2 tane fabrika kazandık. Bakın sadece o atölye sayesinde. Evet, bugün o 2 fabrikada çalışan işletme sayısı 400 kişi. Evet. Bakın özünde küçük ama geneline baktığında maneviyatı yüksek olan atölye, evet birilerine iş sahibi yaptı ama diğer taraftan da bölgeye istihdam olanı yarattı. Evet. Ya, o yüzden evet. Hani şu var, dervişin zikri neyse fikri de odur. Bizim zikrimizde, bizim düşüncemizde bölgenin kalkınması var ve buna kalkınmaya yönelik çabaları ve gayretimiz, işte o sohbetlerimiz bunlara, bundan dolayıdır yani. Ya zaten şey de söyleyeyim şimdi sizin o noktada, sizden mezun olan herkesi bir yerde bir işe yerleştiriyorsunuz. Bunları da ben şey özelinde de konuşmuyorum. Onu da söyleyeyim. Ne sizin özelinizde ne Fatsa özelinde bir değerlendirme için yapmıyorum. Bu bana göre bir kişinin bir ülkeye, bulunduğu bölgeye, insanlara katabilecekleriyle ilgili çok önemli bir örnek olduğu için bunu paylaşıyorum. Siz başka bir yerde de olsaydınız benzer bir tavrı olurdu bu noktada. Siz inat ediyorsunuz. Evet. Gidiyorsunuz, görüşüyorsunuz, imkanı yaratmaya çalışıyorsunuz, yani sadece dönüyorsunuz ve evet. Başka bir boyutu daha var. Bence hocanın bahsettiği bu kavramla ilgili çok özel bir boyutu var. Şimdi biz bilincinden falan bahsedince böyle kelebekler havada uçuşacak, sevgi böcekleri dolaşacak falan gibi bir durumlar algılanıyor ve böyle parayla pulla biz bilincini aynı kabın içerisine koymak, iş dünyası, istihdam, ticaret kelimeleriyle çok bunları uçuşma. Aynı yerde anmak mümkün değilmiş gibi geliyor evet. Birçok insana. Bir gözlem daha yapayım. O fabrikayı ben beraber gezerken şimdi Tayfun Bey'i görenlerin böyle gözleri falan filan ama bir de Tayfun Bey'e baktığım zaman ki o mutluluğu duyuyorum böyle. Hı-hı. Müthiş bir mutluluk. Hı-hı. Ve içinde bir şükür duygusu var. Yani zenginlik sürekli, hocam bunun kısacası. Zenginlik. Yani aynen. Gerçek zenginliği keşfetmiş, aynen. Onun tadını almış, onun huzurunu almış bir insan olarak onun peşinden gitme durumu var ki. İşte bizim yaratılışımızda sevgili arkadaşımız Mümin Sekman'ın söylediği gibi fabrika ayarlarımızda. Aynen. İçimizde bu biz bilincini yaşadığımız zaman gelişen bir mutluluk var. Aynen. Elimizde değil. Yani bu bir tas su korsun, çekilirsin geriye.
Köpek bakınır bakınır, emniyetli olduktan sonra başlar suyu içmeye. O suyu koyan şöyle bir bakar, içinde bir şükür duygusu vardır. Ay ne güzel bir şeydir der bu hakikaten. Kuş için de aynı şekilde, şu veya bu şekilde. Ve bizim kültürümüz buna yabancı değil. Böylelikle siz elinizdeki imkanlar dahilinde orada aynı zamanda iş hayatı da geliştiriyorsunuz. Aynen. Hakikaten sürekli. Çok gerçekçi. Çok çok. Ben tavır şeyde görüyorum hocam. Yani sizin yaptığınız işin gücünü o noktada görüyorum. Ait olmaya fırsat yaratan bir yapı var orada. Evet. Şimdi bakın, ben çocuğumla ilgili derdimi, sıkıntımı veyahut da kazanımımı anlatabileceğim bir ortam bulmuşsam, bu ortamla ilişkili gelişmiş fırsatlara karşı daha coşkulu bir tavır içerisinde olabilirim. Evet. Mesele sadece para kazanma meselesi, mesele sadece hayatı devam ettirme meselesi olmuyor o zaman. Evet. Ya diyorum, evet, hem bunu veriyorlar hem de bununla beraber benim insan olarak kabul edildiğim bir ortam oluyor. Nurdoğan hocam söyledi ya burada, ben insan olarak varoluşumu yaşayabildiğimi hissettiğim bir ortamda daha fazla güven kesinlikle duyuyorum. Ve eğer güven duyuyorsam elimdekini ortama aktarmak için daha istekli, daha keyifli oluyor. Çok evet, doğru söylüyorsunuz. Temelden bir kursta bir biz bilinci. İşi veren bir aynen, biz bilinci içerisinde başlamış. Aynen. Bunlar iyi eleman. Aynen. Ve gelen de bu şekilde bir bütünün parçası tabii, olarak. Bir şey daha söylemek istiyorum burada. Kusura bakmayın, sizden sözü aldık ama. Estağfurullah, olur bir şey. Şimdi bu kurs sırasında böyle bir el kaldırıp kendi hayatından bir paylaştığı zaman emin olun herkes için bir iyileşme oluyor. İngilizce'de healing dedikleri. Herkes diyor ki evet, ve bir model oluyor. Aynen. Ondan dolayı herkes birbirine farklı bakmaya başlıyor. O bakımdan sadece beceri, bilgi öğrenmiyorlar. İnsan olmayı keşfetme. Kesinlikle. İnsan olmanın güzelliğini hissetme imkanı da oluyor burada. Evet. Çok güzel. Ve böylelikle ilk adımlarınızda bayağı başarılı olmaya başladınız. Çok şükür. Yani ilk o zamanlar emekliye pozisyondayken bugün koşuyor pozisyondayız. Yani artık fabrikalar bu noktada talep. Kurslar devam ediyor, müracaatlar artıyor. Tekstil yoğunlaşmaya tekstil başladı. Tekstil yoğunlaşmaya başladı. Bölgemizde bu noktada Karadeniz'de Fatsa tekstil sektörünün en yoğun yaşandığı, yani diğer illere ve ilçesine kattığımızda en fazla yoğun yaşanan bölge konumuna geldi. Bir de hedef koydun kendine. Hedef koyduk. İlk göreve başladığımızda hedef 2500'dü. 2800'e çıktı. Şimdi hedef koyduk. Allah izin verirse 7500 hedefliyoruz. Organize sanayi bölgesindeki kişi. Oranlar anlamında söylerseniz de daha iyi anlaşılır. Tabii yani çünkü 100 bin nüfuslu bir yerde 2500 kişiden bahsediyorsunuz. Bunun İstanbul'daki yani bu karşılığı bence 25 bindir. Belki daha fazladır. Belki daha fazladır. 7500'de olduğu takdirde bunun İstanbul'daki karşılığı 75 bindir bizce, bence. Evet. Dolayısıyla baktığınızda nereden nereye geldiğimizin bence en somut örneğidir. Karadeniz'in Çorlusu mu diyordu? Evet, Karadeniz'in Çorlusu olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi diğer bir noktada evet, fabrikalara gittiğimizde gerçekten o zenginliği hissediyoruz. Hani insanların parasıyla puluyla bence zenginliği bir paralelde ortada değildir. Bence zenginliği ne kadar kişiye hayrı dokunmuş, ne kadar kişi iyiliği dokunmuşsa bence zenginliği o boyutta yükselir. Evet. O yüzden Tayfun'cum, burada bir şeyin daha altını zengin çizmek istiyorum. Hayrı dokunmayı iki türlü tanımlayabiliriz. Bir, balık verirsin, bir de balık tutmayı öğretirsin. Biz meselesi balık var, tutmayı daha onun çok için doğru, sürdürülebilir, evet, kendi içinde üretken hayır yapıyorsun. Esas önemli olan aynen bu. Öyle. Çok önemli olan bu. Yani geçen cuma günleri hatta, geçen cumaydı sanırım, bizim ikinci veya üçüncü kurstan mezun, yaklaşık 2-2,5 yıl öncesinden mezun, bir kız eşinden şiddet görüyor. Yani ciddi manada bir şiddet görüyor ve ayrılma pozisyonuna geliyorlar. Hoca hanımları arıyor. Tabii bayanların ağırlıkta olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Yani bugün 400 kişiye yerleşmişse bunun 390'ı bayan. Tabii bayan olması hasebiyle bizde değil de daha çok hoca hanımları, hem cinsleriyle daha çok diyalog halindeler. Hoca hanımları da arayıp şu ifadeyi kullanmış. Eşimden şiddet görüyorum ve ayrılma noktasına geldik, evleri ayırdık. Orada aldığım mesleki eğitim bilgi sayesinde şu an evimde ekmek alabiliyorsam, evimde çorbayı kaynatabiliyorsam sizlerin sayesinde, Allah sizden razı olsun diye hem telefonda ağlayarak hem de mutluluğunu ifade etmiş. O yüzden evet, biz bu noktada gerçekten zenginiz. Ve bu zenginliğimizi kat ve kat arttırmaya çalışıyoruz. Hayır derken evet, sizin de ifadeniz gibi biz balık tutmanın daha doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü balık tutmak sadece o kişinin ayakları üzerinde durması değil,
bölgeye de sağlayacak katmerler olarak görüyoruz. Ha. O yüzden bence onlar bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bizim ülkemizin insanı bunu hak ettiğini düşünüyorum. Tabii şu var, bu ülkede herkes bu düşüncede olması gerektiği kanaatindeyim. Sadece bizi demiyorum. Muhakkak bize benzer, bizim gibi bizden daha iyi düşünenler de vardır. Ama şunu bilmek lazım. Bu ülkede herkes evin önünü süpüreyim mantığıyla yaklaşırsa bu ülkede hiçbir yer, her taraf tertemiz olur. Evet. O yüzden bu pencereden bakıyoruz, bu düşünceyle yaklaşıyoruz. Çok güzel hayat hikayeleri gördük, çok güzel sonuçlara imza attık. İnşallah bunların işte yeni de binaya taşındık, sizler gördünüz. Evet. Orada nasip olsa bu 50 metrekarelik, 100 metrekarelik atölyemiz 300 metrekareye çıktı. Dolayısıyla daha kurumsal daha bir yapı. Daha çok insan yetiştirebilir çok hale geliyorsunuz. Ve aynen öyle. Bence şu da önemli. Yani bir gün siz olmasanız da devam edecek değil mi bu? Evet. Yani sizin şahsınızda veyahut da sizinle birlikte, yani hiç söylemiyorum onları ama mutlaka ekibinizin buna çok büyük tabii, katkısı. Tabii. Yani bir iki onlar şey. Da benim sizinle birlikte gönül koymasa, değil. Uğraşmasa mümkün olmaz bu işler ama siz bunu yapıyorsunuz birlikte ve bir gün siz orada olmadığınızda da devam edecek kesinlikle. Bir sistem var değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Yani bu sistemi öyle bir hale getirdik ki tabii şu var. Bu sadece ne Tayfun Karataş'ın şahsi başarısıdır ne Hoca Hanımların şahsi başarısıdır. Bu işin pay sahipleri, fabrika sahipleri de bu işin içerisindedir. Kesinlikle. Bu işin içerisinde ticaret odasının çok değerli yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, FASA ticaret odasının çok değerli üyelerinin katkısı vardır. Aha. O yüzden bir ekibin parçası, bir ekibin başarısıdır bu. Aha. O yüzden bu ekip bunu öyle bir sahiplendi ki bizden sonra değil birkaç yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra da bu bilincin oturmasını sağlayacak altyapı oluşturduk. O yüzden inşallah bir de şu var tabii ki ticaret odası deyince herkes ticaret, ekonomi, evet. Para diye akla gelir. Biz bu algıyı biraz değiştirelim dedik. Ticaret odasının daha fazla yerlerde, mekanlarda konuşulması gerektiğini düşündük. Kahvehanede, evlerde, işte eşine, çocuğuna doğum günü yapan bayanın evinde, işte diğer tarafta zulme uğrayan, şiddete uğrayan bayanın evinde. Yani toplumun herkesin evinde konuşulursa gerek kurumun gücü daha fazla artar, gerekse de kamuoyundaki algısı ciddi manada yüksek seviyelere çıkar diye düşündük. Çok hikayeler var içinde barındıran. Yani zamanımız ne kadar bilmiyorum tabii de. Hani anlatmamı da isterseniz bir tanesini anlatmak istiyorum. Bu beni de çok etkileyen, sizi etkileyen bir hikaye. Ara vermeden önce 3 dakikamız var. Evet, tamam. Hızlı bir şekilde anlatayım. Beni de etkileyen en önemli hikayelerden biri. Düşünün 25 yaş, 27 yaşındasınız ve çocuklarınız devlet esirgeme yurtlarına emanet etmişsiniz kendi elleriyle. Düşünün çocuğunuzu emanet ediyorsunuz, canınızı. Bu çok zor bir şey bir anne için. Eşiniz bir taraftan hasta ve yatıyor, hiçbir şey yapamıyor. Siz de çalışamıyorsunuz. Etraftan aldığınız yardımlarla geçiniyorsunuz. Ve bu kötü tablo içerisinde ticaret odasıyla tanışıyor, İşkur'la tanışıyor, bizle tanışıyor ve biz onu eğitip ve hayatı boyunca 3 çocuğa da bu zamana kadar herhangi bir doğum günü hediyesi almış değil. Bayramda da daha bayramlık almış değil. Herhangi bir bayramda çorap dahi almış değil. Bu denli kötü bir aile tablosundan bahsediyorum. Ama o kötü aile tablosu bugün geldiği noktada geçenlerde bizi gördü. Allah sizden razı olsun diyor. Arka mahallelerin birinde 22 bin liraya daire aldım. Çocuklarımı da devlet esirgeme yurtundan geri aldım diyor. Evet. O annenin o gözlerindeki o mutluluğu, o heyecanı anlatmak, tarif etmek, kağıtlara dökmek inanın çok zor. Ama bunları yaşayan bir kişi olarak, bunları gören bir kişi olarak işte o yüzden biz çok zenginiz diye düşünüyoruz. Evet. Ya iyi ki geldin. Şimdi bu hikaye Türkiye duyuyor. Şimdi kısa bir ara vereceğiz Tayfun'cum. Değerli izleyenler, kısa bir aradan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Evet, şimdi daha iyi anlıyorsunuz herhalde. Fatsa'da biz bilince. Konuğumuz Tayfun Bey, Tayfun Karataş. Şimdi bu projelerden bahsettik. İş bulma, iş kurmayla ilgili. Ama bunun dışında siz okullara girdiniz. Evet. Okullarla ilgili faaliyetleriniz evet. oldu. İzleyenlerimizin ondan da duymasını istiyorum böyle. Evet. Tabii birçok proje var. Ticaret olarak yaptığımız, öncülüğünü ettiğimiz, kalkınma adına, ekonomi adına. Eğitim anlamında da var olmamız gerektiğini düşündük. Çünkü şu bir gerçek dedik ya, evdeki kadın bizi konuşmaya başladı. Artık okuldaki çocuk da bizi bilmesi lazım. Dolayısıyla babaları belki biliyor olabilir ama çocuklara da inmemiz lazım. Çünkü hani derler ya ağaç yaşı kere inilir. Biz çocukken bizi ticaret odasının çocuk bilsin diye düşündük. Ve bu noktada işte sizin gibi değerli insanları getirdiğimizde okullarda programlar yaptık. Bunun yanı sıra bir de malumunuz ufakken bizler annemizin eteğine asılır, babamızın ceketinden tutar bir şeyler söylemeye çalışırdık.
Ve bu süreçte annemiz veya babamız ya dur nereden icat ettin bunu, çıkarma. Nereden bunu çıkarttın? Yeni icat çıkartma. İcat çıkartma gibi söylemlerde bulunuyor. Evet. Aslına bakarsanız hani kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz, bunun evet. farkında değiliz. Tam tersine icat çıkartmamız gereken bir nesil yetişmesi lazım. Çünkü dünya her gün büyüyor ve gelişiyor. Artık üretenler, fikri Doğru. ortaya koyanlar, aklını ortaya koyan insanlar dünyada zengin Aynen. ve iyi yerlere geliyor. Dolayısıyla bizim ülke olarak buna ihtiyacımız var. Hemden Biz anladım. De bu noktada malumunuz çocuklarımız da bu internet müftelasıyla boğuşma halinde ve ona karşı ciddi bir sevgi besliyorlar. Bunları farkındalık yaratabilecek, biraz uzak tutabilecek kaymakamlıkla beraber, milli eğitimle beraber ve bu noktada gerek kaymakam beyimize, ilçe milli eğitim müdürümüze de canı gönülden teşekkür ederiz. Biz de katılıyoruz gerçekten tebrikler. Bu noktada kayıtsız kalmayıp bu düşünceye sahip çıktıkları, destek oldukları için ve bu noktada neden sen olmayasın diye kaymakamimizin de bu noktada ismini birlediği bir proje yarışması yaptık. Ne kadar güzel. İcatları çıkarttık ve bu çıkan icatları tüm okulların öğrencilerin gelip görmesini hissettik. Niye? Sonuçta bakacak arkadaşı bir şey yapmış. Tabii. Ben de yarın yaparım. Mantığı oluşur. Dolayısıyla verilere, insanlara açtık. Bak ya çocuklara bak işte helal olsun. Hani bu yaşta neler üretiyorlar? Mantığı oluştu. Ve yarışmaya öyle bir gala gecesi yaptık ki çok gerçekten hani ödülleri de dolgun tuttuk. Çocuklarımızın bu noktada teveccüh görmesi, bunu arzulaması için. İkinci olan çocuğun yarışmacının biri dedi ki bana biz dedi seneye hazırlamaya başladık şimdi. Bakın gala gecesinden bahsediyorum. Bir dahaki senenin gala şeyini hazırlanıyor yarışmasına. Çocuklar da bu noktada algıyı değiştirmek gerekiyor. Bir şeyden icat ettirmemiz lazım. Evet. Çok güzel icatlar vardı. Bakın çok pratik bizim dünya gün içerisinde kullandığımız zaman fark edemediğimiz şeyleri çocuklar fark etmişler. Evet. O yüzden gerçekten çocuklarımız çok büyük bir hazine. Ama bunları ortaya koyabilene. Evet. O yüzden bizler de bu noktada onlara bir şans verdik. Ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorum. Neden sen olmayasın da ciddi manada yaklaşık 70-75 tane icat çıktı. Çok da güzel olduğunu Şahane. Düşünüyorum. Şahane. Evet. Bunların takip edebileceğimiz yerleri de vardır muhtemelen internet siteleri falan. Seni davet etseler dinlemek üzere gider misin? Tabii. Yani bizim dedik ya insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Biz bizi çağıran, bizi davet eden her yere koşa koşa gideriz. Aman bir kişiyi belki daha hayatını değiştirebiliriz. Aman birine daha fazla faydalı olabiliriz. Düşüncesine sahip bir insanız ekip olarak. Evet. Dolayısıyla biz seve seve her yere gideriz. Evet. Her yerde konuşur anlatırız yani. Bitirmemize iki dakika kaldı ama Polatcığım bir programda başarılı olmuş yani Fatsa'da doğmuş büyümüş başarılı olmuş kişileri siz okullara götürüyorsunuz. Evet. Değil mi? Şöyle söyleyeyim rol model yapıyoruz. Girişimcilik panelleri düzenliyoruz. Malumunuz meslek liseleri öğrencilerimizin diğer işte Anadolu liseleri, fen liselerine göre biraz hani orayı kazanamadı, burayı kazanamadı. Daha sonra meslek lisesini tercih etti gibi biraz dezavantajlı bir durum gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız bence avantaj kullanabilene. Ve bu noktada girişimcilik panelleri yapıyoruz. Meslek liselerinde okumuş ve ticari hayatına başlamış o branşla alakalı. Örnek vermek gerekirse elektrik bölümünden mezun olmuş. Ve onunla alakalı ticari faaliyet içerisinde bulunmuş. Başarılı olmuş ve öne çıkmış. Bu tarz isimleri getiriyoruz. Öğrencilerle buluşturuyoruz. Ve bunun yanı sıra KOSGEB ve İŞKUR'un desteklerini anlatmak üzere KOSGEB'in ve İŞKUR'un il müdürlerine getiriyoruz. Bakın eğer girişimci olmak istiyorsanız böyle böyle avantajlar da var. Bakın başaramam diye düşünmeyin. Bakın örneği de var gibi bir panel düzenliyoruz. Kız Meslek Lisesi'ne, Endüstri Meslek Lisesi'ne, Ticaret Meslek Lisesi'ne bunun gibi birçok örneği var. Mesela Kız Meslek Lisesi'nden kuaför bölümü mezunu bir kız arkadaşımız ticari faaliyeti açmış, başarılı olmuş, kendince geçimini de rahat bir şekilde sağlıyor. Buluşturduk onu öğrencilerle. Bu noktada yani bizim Türk milletinin veya dünya genelinde budur. Bir rol model bu noktada hani fener gibi bir şeydir yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Karanlık yolda fener gibidir. Yani. Elinizde, o yüzden biz bunu yapmaya çalıştık diye düşünüyorum. Tayfun'cum iyi ki varsın. Polat'cığım. Efendim? Yani Tayfun Bey'i buraya çağırmak için seni ikna etmek kolay olmadı. Fakat o mektubu okuduktan sonra ikna oldu. Geldiğin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler umarım Tayfun Bey'i dinlediğiniz için siz de mutlusunuzdur. Gerçekten ülkemizin bir değerlisiniz ve örnek alınacak. Her birimizin kendi çapımızda öğretmen olalım, bakkal olalım, esnaf olalım şu veya bu şekilde yapacağımız bir şeyler var. Var. Ve siz de bunu örnek olarak gösterebileceğiniz bir kişi olarak Fatsa'dasınız. Sağ olun. Değerli izleyenler
Bugün sohbetimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta başka bir sohbette buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.